İnebolu halkının milli mücadele yıllarında göstermiş olduğu çaba, inkar edilemez ve ne yazık ki unutulmak üzere olan gün yüzüne çıkmamış gerçeklerden bir tanesidir. İçlerine dolan vatan sevgisi, onları ayakta tutan, onlara yemekten içmekten çok güç veren imanlarıyla yaklaşan bayram sevinci yüklü çocukları, belki de yiyecek ekmeği olmadığı için bebesine süt veremeyen annesi, elindeki bastonuyla titreyerek yürüyen ihtiyarlarıyla hiç durmadan çalışmışlardır. Bu sevgi ve güç sayesinde aziz vatan toprağını kanıyla sulayacak askerlerine, kötü hava koşullarını aldırmadan cephaneye ulaştırmış ve bu vatanda bağımsız bir şekilde yaşamayı gelecek nesillere aktaran bir zincirin halkası olmuşlardır. Bu halka içerisinde yer alan İnebolu halkının o zamanki müftüsü Ahmet Hamdi Efendi, her cuma namazından sonra olduğu gibi öğle namazlarına müteakip verdiği vaazlarda Kuvayi Milliye'yi överek halka örnek olmuştur. O zamanki İstanbul hükümeti Kuvayi Milliye'yi desteklemeyi vatana ihanet olarak görmekte ve onun elebaşlarını katletmenin vacip olduğu fetvasını çıkartmaktadır. Bu baskıyı aldırmayan Müftü Ahmet Hamdi Efendi onlara karşı tavrını şu sözlerle dile getirmiştir. Değerli cemaat, halkımız işgal kuvvetlerine karşı büyük bir cesaret ve kahramanlık göstererek onlara karşı gelmiştir. Kendi aralarında oluşturdukları silahlı birliklerle bu muharebede mukavemet göstererek oldukça büyük başarılar elde etmişlerdir. Başkumandanımız Mustafa Kemal ve silah arkadaşları tarafından oluşturulan Kuvayi Milliye'ye silah ve cephane desteği gerekmekte. Onlara bu konuda yardım edecek kişiler sizlersiniz. İnanın cephedeki galibiyetin semeresini hep birlikte yaşayacağız. Aziz kardeşlerim, yalıya gelen cephanelerin taşınmasını, yüklenip boşaltılmasını sadece yapılması gereken bir vatan görevi gibi görmeyin. Aynı zamanda Allah yolunda ibadet bilinci içerisinde yapılmış kutsal bir hizmet olduğundan emin olunuz. Değerli cemaat, şair Mehmet Akif Nasrullah Camii'nin kürsüsünde bakınız Kastamonu halkına nasıl seslenmiş. Kardeşlerim, bugün gayrimüslimlerin bizden istedikleri ne falan vilayet ne filan sancaktır. Doğrudan doğruya namusumuz, başımız, hayatımız, vatanımız ve devletimiz, dinimiz ve imanımızdır. O halde bizler sessiz kalırsak düşman buraya da gelir. Bizler bu camide cuma ve bayram namazlarını da kılamayız. Anlayacağınız ibadet de edemeyiz. Gelin hak yolundaki bu şerefli mücadeleye hepimiz canı gönülden katılalım. Sevgili kardeşlerim, şair bu konuda herkesin üzerine düşen vazifenin ne kadar önemli olduğunu anlatmaktadır. Haziran 1921 Çarşamba günü vermiş olduğu bu vaazı esnasında moruza yüklü miktarda malzeme yayılmaktadır. Gelen cephaneyi teslim almak ve Ankara'ya ulaştırmakla görevli Menzil Komutanı Binbaşı Zafer Kemal, Yahya Paşa Camii'nin kayyumu Ahmet Efendi'ye haber yollayarak yardım için halka çağrıda bulunmasını ister. Bağırarak koşmakta olan kayyumun sesi müftünün kulağına gider ve o sırada ikindi namazında olan cemaat şaşkınlık içerisinde Müftü Ahmet Hamdi Efendi'ye bakarak alel acele selam verişini ve üzerindeki cübbesini bir kenara atmasını izlerken, "Ey cemaat, Allah'ını seven koşsun, peşime düşün, moroza cephane gelmiş. Yalıya gidelim, cephaneleri getirelim. Gün, zafer ve kurtuluşun günüdür." Duydukları bu sözler karşısında bir an önce yalıya gitmek için seferber olmuşlardır. Sadece cami cemaati değil, müftünün geçtiği cadde ve sokaklarda bu telaşı gören esnaf, bir an önce kepenklerini indirerek yardıma koşmuşlardır. Gemiler, cephaneleri İnebolu açıklarına getirerek denk kayıklarıyla sahile çıkartılmasını sağlamıştır. Ama o gün öyle büyük yük gelmiştir ki moloz ve çekek yerleri tıka basa dolmuş, kayıkların yükü indirmesi bir hayli zorlaşmıştır.
genci yaşlısı demeden eli ayağı tutan herkes bu mücadeleye katılmıştır. İnebolu halkının çabaları boşa gitmemiş, gemilerle gelen emanetleri canları pahasına da olsa başkumandanımıza ulaştırmışlardır. Yüce atamız gözüm Sakarya'da, Dumlupınar'da ama kulağım İnebolu'da diyerek milli mücadelede İnebolu'nun önemini tarihe damga vuran bu veciz sözüyle apaçık dile getirmiştir. İnebolu sadece askeri eşyayı taşımakla kalmamış, şehadet şerbetini gözlerine kırpmadan içmeye hazır yiğitlerimizi, subaylarımızı ve onlarla beraber gelen vatansever aydınlarımızı bir kardeş gibi bağrına basmıştır. İstanbul'dan gelen bu misafirlere menzil komutanı Binbaşı Zafer Kemal, aş evindeki iftar sofrasında Müftü Ahmet Hamdi Efendi'yi göstererek buradaki dayanışmayı Müftü Ahmet Hamdi Efendi başlattı der. İftar duasını yaptığından beri hiç konuşmamış olan Müftü'nün yüzü kızarınca Binbaşı'ya dönerek vatan sevgisi imandandır, vatana hizmet de ibadettir, ibadetlerin de en makbulüdür. Çünkü mutat ibadet kendi kurtuluşumuz için ama vatan hizmeti ise herkesin kurtuluşu içindir. Yiğitlerimizin iman gücü başarımızdaki en önemli unsurdur. Sözleriyle bir kez daha ne kadar alçak gönüllü ve vatansever bir din adamı olduğunu göstermiştir. Ve Kayı Mehmet Efendi'nin İnebolu kurtuluşu sonrası insanları birlik ve beraberliğe çağrısı tekrar devam eder. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Değerli izleyenler, teşrif ettiğiniz bu topraklar aziz vatanımızın kurtuluşunda büyük emeği olan topraklardır. Milli şairimizin o veciz sözlerini bir kez daha hatırlayalım. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı. Verme dünyalara alsan da bu cennet vatanı. Bu sözler yaşanmış ve yaşanabilecek acıların üstüne söylenirken yüce atamızın gençliğe hitabesindeki sözleri de her zaman güncelliğini korumakta, her şartta vatana sahip çıkılmasının gerektiğini vurgulamaktadır.